Merhaba Paramilk kanal izleyicileri, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, saat 16.38'de kamu yayınlama platformuna bildirilen yeni bir haber ile karşınızdayız. Sevgili dostlar, Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi haftanın son açılış günü olan bugünü %1'in üzerinde bir pozitiflikle kapattı. Özellikle son zamanlarda halka arz olan şirketlerin hepsi yeşil idi bugün ve yüksek oranlarda %2, 3, 8, 9 kazanan halka arz yeni olmuş şirketler gördük. Bu yönüyle hafta olumlu bitti diyebiliriz. Evet, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi anlaşmalara devam ediyor. Hem de devasa anlaşmalara ve bu şirketin, bu hissenin bu kadar nasıl hantal ilerlediğini gerçek anlamda şaşırıyoruz. Ama lütfen bunları da bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Çünkü milyarlarca anlaşma yapıyor bu şirket ve maalesef ilerlemiyor. Demek ki bu şirketin şeyi bu arkadaşlar. Bunları da takip ederek, izahnamelere bakarak siz yatırımlarınızı yapınız. Bu kadar büyük anlaşmalarda işe yaramıyormuş demek ki. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Bu da uluslararası bir müşteri. Ve uluslararası olduğu zaman biliyorsunuz ihracat dolayısıyla karlılık oranı yüksektir. Aselsan ile uluslararası müşterileri arasında hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21.411 milyon Amerikan doları tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine 600 milyonun üzerinde bir anlaşma ve uluslararası bir anlaşma. Karlılık oranı en az %5, daha fazla olması bekleniyor ihracat olduğu için. Bu yönüyle bile şirketin gelecekte eğer karlı bir anlaşma yaptılarsa, 10 liraya alıp da 9 liraya satmadılarsa ya da 10 liraya üretip de 9 liraya satmadılarsa ve karlı bir anlaşma imzaladılarsa haliyle şirketin hisselerine olumlu yansıyacak gibi gözüküyor. Lütfen buradaki bilgileri kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.